Kamp alanından ayrıldıktan sonra hemen yola çıktım ve şuradaki çeşmeden sularımı tamamladım. Bu akşam burada kalmamın özel bir nedeni vardı. Sizlere muhteşem bir şey göstermek istiyordum. İsterseniz bu muhteşemliğe bir göz atalım, bir görelim. Biga İzmir Kamplı Bisiklet Turu'nun 8. gününden herkese günaydın. Kozak Yaylası yakınlarındayım ve hemen ormanlık alanın içerisine çadırımı kurdum. Gece buraya geldiğimde hava karanlıktı. Şu an aydınlandı ama hava o kadar soğuk ki 10 derece. Yani titriyorum böyle. Gece boyunca ayaklarım üşüdü. Ayaklarıma tişörtleri sardım. Şey yaptım ısıtmak için ama hani uyku tulumum yeterli. Ancak kapı kısmından çok böyle soğuk geliyordu ve o yüzden sürekli dönüp dönüp bir ayaklarımı hareket ettirme çabası hissettim. Çadırımı şuraya kurdum. Buradaki manzara ise şu. Şurada size göstermek istediğim aslında güzel bir şey var. O yüzden çadırı buraya kurdum. Kozak Yaylası'na gitmedim. Birazdan göstereceğiz. Şöyle de güneşimiz doğuyor. Şöyle buharı görebiliyorsunuz herhalde. Ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi çadırı toplayacağım. Bakalım kahvaltıyı aşağıda mı yaparız, sonra mı yaparız bilmiyorum ama önce şu çadırı bir toplayalım. Hadi bakalım. Çadırımı ve malzemelerimi toparladım. Şimdi çadırımın üst tentesi oldukça nemlenmiş. Onu güneşe bıraktım kurusun diye. Ben de bu sırada kahvaltımı yapacağım. Kahvaltıda ne var? Tabii ki şöyle Tadın'ın menemen karışımı var. Bunu zaten daha önceden yemiştim, biliyorsunuz. Bunu buradan açıyorsunuz, ısıtarak yiyebiliyorsunuz. Gerçi bunların kendi ısıtma kitleri de var ama ben o kitlerden almadım. Böyle tavada ısıtmayı daha seviyorum. Şöyle boşaltalım. Bir kişiyi yeterince doyurabiliyor, bunu söyleyebilirim. Şöyle gözüküyor. Şimdi bunu ısıtacağız. Şöyle ısınmaya bırakıyoruz. Başka kahvaltıda ne var? Şöyle limonatam var, bir de ekmeğim var. Bunlarla kahvaltımı yapacağım. Siz yumurta da kaynatabilirsiniz ya da başka bir şey de yapabilirsiniz. Bu sizin kahvaltı zevkinize göre değişir. İşte ben soğuk sandviçti, bir de bu karışımlardı. Bu şekilde kahvaltı işimi hallediyorum. Çünkü hem pratik hem kolay oluyor. Menemen ısındı. Şimdi karnımızı doyurma vakti. Şöyle ekmeğimizi kopartalım. Bunu da Burhaniye'den almıştım bu ekmeği. Biraz gezdi benimle ama olsun. Boşarılı. Keşke zeytin de olsaydı. Menemeni siz kaşıkla mı ya da çatalla mı yiyorsunuz yoksa böyle ekmekle mi? Ben ekmek yemeyi daha çok seviyorum.
Kahvaltımı yaptım, malzemeleri artık toparladım. Bisiklete yerleştirme zamanı geldi. Bisiklete nasıl yerleştirdiğimle ilgili bir video çekerim. Hatta belki bir tur öncesinde de yayınlayabilirim. Hemen fikriniz olur bu konu hakkında. Herkesin farklı bir stili var ama siz en azından benim stilimi görmüş olursunuz. Yani şurada şunu söylemek istiyorum. Temel olan mantık yüklerin dengeli olması. Yani örnek veriyorum, sağ HB'ye ne koyduysanız ağırlık olarak sol HB'ye de aynısını ya da ona çok yakın bir ağırlığı koymanız lazım. Yani koymazsanız ne olur? Bisiklet hep ağır olan tarafa doğru çeker. Hem bagaj da o tarafa doğru eğilmeye başlar. Ve sonrasında ne olur? Bir daha denge bozulur, yani düşebilirsiniz. O yüzden yükleri her zaman dengeli yüklemeye bakın. Yoksa problem yaşarsınız. Heybeleri de sıkıca kapatırsanız herhangi bir yağış durumunda ya da bir şey durumunda heybelerinizin içine su dolmaz. Bu da önemli. Hem de düzgün durur yani. Kamp alanından ayrıldıktan sonra hemen yola çıktım ve şuradaki çeşmeden sularımı tamamladım. Bu akşam burada kalmamın özel bir nedeni vardı. Sizlere muhteşem bir şey göstermek istiyordum. İsterseniz bu muhteşemliğe bir göz atalım, bir görelim. Bakın, tam olarak burada. Burada Atatürk Anıtı var. Koca bir kayanın üstüne yapılmış muhteşem bir anıt. Şuradaki kitabede Milli Mücadele, Cumhuriyet Devrimler, Bilim, Sanat, Nutuk yazıyor. Alt tarafta da şaşırma ey yolcu, dahiler her an yalnızdırlar. Onları ölümsüz yapan düşünceleri ve eserleridir. Süyhan. Ve burada da şöyle yazılar var. Alıntılar var. Hemen şu yan tarafa geldiğimizde ise yaşasın laik, demokratik, halkçı, Atatürkçü Cumhuriyet. Sayın Yücel Koray ve ailesinin bize şeref verir diyerek Atatürk Anıtı'na yaptıkları yer bağışı için bütün Kemalistler adına sonsuz teşekkürler. 25 Ağustos 2002 Süyuhan. Yani böyle bir şeyin burada olabileceğini hiç düşünmemiştim. Görünce o kadar duygulandım ki. Çok güzel bir şey yani. Buraya geliyorsanız, eğer bu yoldan geçiyorsanız mutlaka Atatürk Anıtı'nı ziyaret edin derim. Burada çok böyle maden var. Yani neredeyse 100 metrede bir maden şirketi, maden ocağı görebiliyoruz. İlginç. Buraları hiç böyle düşünmemiştim.
Kolay gelsin. Aşağı Cuma köyünden çıktım. Şimdi Yukarıbey köyüne doğru devam ediyorum. Oradan da Bergama'ya ineceğim. Ancak burada bir köprü dikkatimi çekti. Hani bir söz vardır ya, o köprünün altından çok sular aktı diye. Bu köprünün altından da çok sular akmış ama artık akmıyor maalesef. Şöyle bir manzarası var. Yani görmüş olduğunuz gibi traktörler geçmiş. Yani bomboş. Bu da yaşayacağımız gelecekteki diye öngörülen, aslında yakın gelecekteki kuraklığın bir göstergesi mi? Bisiklet turlarında suyun, yemeğin ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz aslında. İşte bu da onun diğer tarafı. Karşıda dağlar. Gene manzara değişmiyor. Şu an %8 eğimle tırmanıyorum. Bergama'ya buradan 21 kilometre var. Burasını nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Her yer yemyeşil. Kaz Dağları gibi. Çok hoş ve hani o çam kokusunu duyabiliyorsunuz. Araç geçmediği zamanlar sessiz. Çok sevdim ben burayı. Ha, tırmanış var mı? Var. Sonuçta dağlarda pedallıyoruz normal ya. Çok keyifli bir rota. %8 eğimli bir tırmanışın ardından Kozak Yaylası'nın üst noktasına geldim. Şu an buradaki rakım, şöyle de göstereyim, 710 rakımdayız. Ve karşıda şurada bir işletme de var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Ama ben o işletmede bir şey yemek ya da içmek istemediğim için burada kendi imkanlarımla bir mola verdim. Ne yapacağım? Şimdi suyum kaynıyor ve kahve yapacağım. Yani biraz keyif zamanı olacak. O yüzden şimdi biraz beklemedeyiz. Burası da böyle ağaçlarla kaplı bir ada gibi bir şey olmuş. Şuraları temizlenmiş ama herhalde mıcır taş yığmak için yapılmış olabilir. Kahvemiz demlendi ve artık biraz keyif yapalım. Şöyle bir gofretim var. Hoş beşin çakması diyebilirim. Umarım lezzetlidir, yapacak bir şey yok. Bunu bulduk. Başladığım yerden 12 kilometre gelmişim. Güzel tırmandım. Bundan sonrası iniş olacak. Bergama'ya ineceğiz. Ama önce şunların bir tadını çıkartayım. Bakalım nasıl. Kahveyle yiyelim.
Bergama'ya yaklaşık 5 kilometre kaldı ve muhteşem bir iniş yaptık. Virajlarla doluydu. Zaten siz onu Time Warp olarak izlediniz. Yani hızlandırılmış olarak izlediniz. Çok iyiydi. Az bir yolum kaldı Bergama'dan Ali Ağa yönüne doğru devam edeceğim. Daha inişim bitmiş değil aslında. Yalnız buradan Kozak Yaylası'na çıkmak daha zormuş ya da benim taraftan daha kolay diye düşünebilirim. En azından sürekli döne döne çıkıyorsunuz. Buradan upuzun yani hafif hafif çıkıyorsunuz ama bilemedim yani bilmiyorum. Böyle sürekli araçlar geçiyor. Yol zaten geniş yani nereden baksanız yani 3 araba bile geçer yan yana. O yönden rahat bir şekilde gidiyorum. Stabilize asfalt olması biraz dezavantaj ama yapacak bir şey yok. Kilometrenin ardından Bergama'nın hemen girişindeyim ve size buradan bir şey göstermek istiyorum. 2019 yılında ben Big Antalya bisiklet turunu yaparken şuradaki Pergamon antik kentine çıkamamıştım rüzgardan dolayı. Şu anda çıkmak istemiyorum açıkçası. Yani oraya müze kartla girmek gerekiyor. Yoksa ücreti biraz yüksek oluyor. O yüzden şimdilik girmek istemiyorum ama size şuradan şöyle göstereyim. Mesela kale kalıntılarını şurada. Hatta şurada da bir antik tiyatro var. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama isterseniz siz oraları gezebilirsiniz. Oraya çıkış teleferikle de var, araçla da var. Hani ben çıkmak isterseniz çıkabilirsiniz. Aynı şekilde şehir merkezinde Bazilika var. Muhtemelen dış kısımdan size gösteririm. Hani burası antik yapı olarak bol bol gezebileceğiniz bir yer. Yani tavsiye ederim. Ben şimdi buradan Bergama'da ufak bir işim var. Onu halledeceğim. Oradan Alea'ya doğru pedallamaya devam edeceğim. Şu an yolculuk gerçekten güzel gidiyor. İnişleri bitirdim sayılır ve düz bir şekilde rüzgara karşı muhtemelen Alea'ya devam ediyor olacağız. Burasını mutlaka görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Burası Kızılavlu diye geçiyor. Ve gerçekten güzel yapılar var. Tarihi kalıntılar var. Yani buradan bunu da sizlere göstermek istedim. Burayı görünce aklıma Gora'daki Arif geldi. Carpet halı travel. Rengarenk halılar ve eski bir yapı var burada. Bergama'da işlerimi bitirdim. Karnımı doyurdum. Şelale Pide diye bir yerde yemek yedim. Orada işte iki lahmacun, bir kola toplamda 31 lira ödedim. Mezeleri güzeldi bu arada. Tavsiye ederim. Şimdi ben buradan yoluma devam edeceğim ve Ali Ağa'ya gideceğim. Zaten duyuyorsunuz burada yoğun bir trafik var. Bir an önce şu trafikten kaçmam lazım.
Bergama'dan çıktım. Aria'ya doğru gidiyorum. Sizlere şöyle pamuk tarlasını da göstermek istedim. Bakın her yere pamuk ekmişler böyle. Şuralar falan hep pamuk. Şimdi şu yolu kullanıyorum. Maalesef şu yoldaki şu tırtıklar var ya. Yani çok sıkıntılı ya. Bisikleti oraya getirirseniz ta 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 titreye titreye gidiyorsunuz. Neyse ki şu anki bu alan geniş olduğu için biraz daha rahat gideceğim. Bakalım kaçta varırım. Hiç bilmiyorum. Sürekli bir araç trafiği de var zaten. Göreceğiz. Hadi o zaman yola devam edelim. Kamp yaptığım yerden tam olarak bu noktaya kadar 56 kilometre gelmişim. Yol düz, rüzgar çok engellemiyor aslında ama bir sürü araç geçiyor zaten duyduğunuz üzere. Şimdi bir su molası verdim. Buradan geçerken aklıma şu gelmişti. Geçen Sandras turunu yaptığımda şu karşı zeytinliklerde kamp kurmuştum. Onu hatırlıyorum. Şimdi görünce bir tebessüm oluştu gözümde. Bakalım bir suyun molası ardından tekrar devam. ...75 kilometrenin ardından Aliağa'ya ulaştım. Şimdi burada biraz vakit geçireceğim ve İzban'la İzmir'e doğru gideceğim. Normal şartlarda arkadaşların turuna katılacağım için pazartesi günü onlar. Ben de pazar günü kendime bir izin yazdım. Hem dinlenirim, biraz toparlanırım çünkü 8 gündür yoldayım. O yüzden şimdi İzban'a doğru gidiyorum. Oradan trene binip İzmir'e yolculuğumuza devam edeceğiz. Yalnız yavaştan da güneş batacak. Akşam serinliği de başlıyor. Hadi bakalım.
Türkiye'nin kamplı bisiklet turunu 8. günde 78 kilometre ile tamamladım ve son olarak İzmir'e geldim. Şimdi 2,5 saat ya da 2 saat civarı İzban'la yolculuk yaptım ve hava karardı. İşte şimdiden arkadaşın evine doğru ilerleyeceğim ve bu geceyi orada geçireceğim. Umarım keyifli bir video serisi izlemişsinizdir. Aslında İzmir'e geliş amacım arkadaşlarımın yanında tura katılmaktı. Pazartesi günü onlarla birlikte 4 gün boyunca Karaburun'u pedallamaya çalışacağız. Oraları keşfedeceğiz. O yüzden şimdilik buradan herkese veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bisikletle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.